Evet, videoya hoş geldiniz. Bu videoda dirsek atmaktan bahsedeceğim size. 6 püf nokta vereceğim. Videoyu sonuna kadar izleyerek bana destek olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Öncelikli olarak dirsek atarken bir numarada yapmamız gereken adım almak. Sol ayağımızda adım almazsak rakibe ulaşamayız. Yani dirseği bir hançer olarak düşünün. Rakibin yakınına girmemiz gerekiyor. Nasıl olacağını göstereyim şimdi. Şimdi sol iç dirsek atacağım. Sol iç dirsek atarken sol ayağımla rakibin yakınına girmem gerekiyor. Aynı zamanda yakınına girerken ivme alıyorum. Yani dirseğim daha sert oluyor. Farkındaysanız sol ayağım vuruş mesafesine girerken eş zamanlı olarak dirseğimi de içeri doğru sokuyorum. Yani aynı anda ikisini yapıyorum. Özellikle dirsekler maç içinde direktmen sonuç getirir. Bu yüzden getirisi çok olduğu gibi götürüsü de çoktur. O yüzden çok iyi bir şekilde kendimizi savunmamız gerekiyor. Dirsek atarken dikkat edeceğimiz ikinci nokta latissimus dorsi dediğimiz bu sırt kasımızın, kanat kası derler genelde buna. Bu kasın uzamasını sağlamak. Tabii bunu nasıl sağlıyoruz? Öncelikle sol elimiz boynumuza doğru gelecek. Ve dirseğimizi de uzatabildiğimiz kadar uzatmamız gerekiyor. Eğer rakibe uzatabildiğimiz kadar uzatamazsak, rakibe ulaşamazsak zaten dirseğin hiçbir anlamı kalmıyor. O yüzden maksimum uzanmadan güç almamız, maksimum uzanma sağlamamız gerekiyor. Gösteriyorum. Adımı alıyorum aynı zamanda. Adımı alırken sol elim boynuma doğru ve dirseğimi de sonuna kadar uzatıyorum. Bakın burada latissimus dorsi kasını uzatabildiğim kadar uzatıyorum. Gösteriyorum. Farkındaysanız dirsek atarken parmaklarımı kapatmıyorum. Yani ellerimi yumruk yapmıyorum. Ellerimi yumruk yapmadığım için kasımı daha fazla uzatabiliyorum. Yatay dirsek gösteriyorum. Sen şimdi elini yumruk yapmak için kapatırsan bu bilek kaslarını da çalıştırıyor. Bilek kaslarını çalıştırdığın zaman bundan sırtın da etkileniyor. Yani kaslar birbirleri bağlantılı. Dirsek atarken dikkat edeceğimiz üçüncü nokta. Biz rakibe vuruyoruz tamam ama rakip de bize vurabilir ve dirsekler çok tehlikeli. Hani içten vurulan dirsekler, yandan vurulan dirsekler rakibin direkt yüzünü açıyor. O yüzden maksimum güvenlikte dövüşmemiz gerekiyor. Yani maksimum güvenlikte dirseğimizi atmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi en son pozisyonumuz buydu. Sağ elimle tamamen kafamı böyle içten korumam gerekiyor. Bu koruma yumruğa karşı değil, genelde dirseğe karşı koruma. Yani bu şekilde olacağım. Ve ben bu şekilde olduğumda aslında bu dirseğim de diğer vuruşu yapmaya hazır. Şimdi nasıl olduğunu göstereyim size. Klasik dirseğimi vurdum. Şu an kendimi koruyorum. Buradan diğer dirseğimi de çıkabilirim. Şimdi ikili kombine şeklinde göstereceğim bunu. Tekrar gösteriyorum. Bunu vurdum. Kendimi hem koruyorum hem de diğer vuruşu yapmak için hazırda bekletiyorum. Bak bir yandan sağ dirseğe vururken de yüzümü solla koruyorum bu şekilde. Buradan dirsek gelmesin diye bana. Dirsek atarken dikkat edeceğimiz dördüncü nokta, sağ dirseği atarken kalçamızı da çevirmemiz gerekiyor. Yani ne kadar çok çevirirsek o kadar çok sert olur dirseğimiz. Sol ayağımla adımı aldım. Sağ dirseğimi atarken kalçamla eş zamanlı olarak dönüyorum. Farkındaysanız kalçamı olabildiğince çevirmeye çalışıyorum. Bu hem ileri uzanmamı sağlıyor. Çünkü kalça dönünce dirsek de daha ileri gitmiş oluyor. Hem de dirseğin gücünü arttırıyor. 5 numara ise dirseğe vururken çenemin aşağıda olması gerekiyor. Yumruk atarken de bu şekilde. Eğer çenem yukarıda olursa vuruyorum mesela bak. Hem salimle kendimi koruyorum hem vuruşumu yapıyorum. Bak çenem böyle yukarıda olmayacak. Çünkü eğer ki bana bir dirsek gelirse kaşıma gelsin, gözüme doğru gelsin, burnuma doğru gelsin ama çeneme gelmesin. Çünkü çeneme gelirse direkt bayılıyorum. O yüzden dirseğe vururken de sanki burada bir pimpon topunu tutar gibi çenem böyle aşağıda olacak. Atıyorum. Rakibi zor görüyorum. Çenem bu yüzden çok aşağıda. Böyle değil. Böyle değil. 6 numara ise rakibe dirseği vurmak için rakibi bu şekilde kandırmam gerekiyor. Bunu nasıl yapacağım? Sol dizimi kaldırabilirim. Sanki tip atacakmış gibi. Ben böyle sol dizimi kaldırdığım zaman otomatikmen hani rakip kendini savunma moduna çekiyor tip gelecek diye. O sırada ben gizlice mesafeye giriyorum. Gösteriyorum. Kaldırdım. Hop vurdum. Sol dizimi kaldırdım. Öne düşüyorum. Rakibin içine doğru düşüyorum. Düştüm. Buradan aynı zamanda vuruşumu yaptım. Şimdi de yatay göstereyim. Sol tipimi attım. Önce bir tane sol tip atabiliriz. Ardından sol dizimi kaldırıyorum tekrardan. Yukarıdan uçak geçiyordu. O yüzden şimdi sesi kapattım. Ben böyle anlatayım olayı. Şimdi sağ tip attıysam tekrardan sağ tip atar gibi yapıyorum ve sağ dirseğimi vuruyorum.
Sol tip attıysam tekrardan sol tip atar gibi yapıyorum. O sırada adım alıp rakibin içine doğru girip dirseğimi atıyorum. Aslında burada olay, ben ayağımı kaldırdığımda rakip genelde blok alıyor. Blok alırken hareketsiz kalıyor. O sırada ben dirseğimi vuruyorum. Evet, videonun sonuna geldik. Bu videoda size dirsek atmayla ilgili şeylerden bahsettim. Video hoşunuza gittiyse beğenin. Bu tarz şeyleri söylemeyi de sevmiyorum. Ama söyleyenler kazanıyor genelde. Söyleyenlerin beğeni oranı falan yüksek oluyor. Siz de beğenerek bana destek olabilirsiniz.